Merhaba BNSN kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere internette de sıklıkla aranan, bana da sıklıkla sorulan bir tarifi paylaşmak istedim sizlerle. Badem sütü yapacağız. Normalde içine bal koymadığınız zaman vegan bir tarif olan bu tarifi biz bugün bal kullanarak yapacağız. Ama eğer vegan tarifler kullanıyorsanız içine agave şurubu gibi de farklı diğer tatlandırıcılardan da ekleyebilirsiniz. Ben şimdi hızlıca malzemeleri sayacağım, sonra nasıl yapacağımızı anlatacağım. 400 gram kadar bademim var. Ben onları daha önceden, bir gece önceden yapabiliyorsanız bir gece önceden, yoksa minimum bir 4-5 saat kadar suyun içinde beklettim. Göstermek istiyorum. Suyun içinde beklettim ama birkaç kere de o suyu değiştirerek böyle o, çünkü bademin kabuğu biraz rengini bırakacak, kabuklarını soymanıza gerek yok. O renk yavaş yavaş böyle suyu da temizlesin istediğim için 3-5 kere de suyunu değiştirip suyun içinde dinlendirmeye devam ettim. Onun üzerine tam 2 katı, yani 1 litreye yakın, 800 mililitre ile 1 litre arasında su ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar ya da daha şekerli istiyorsanız bir yemek kaşığı kadar bal koyacağım. Bir şimdilik de tarçın atacağım ki böyle enteresan tatlı bir aroma elde edelim. Ben şimdi hızlıca nasıl yapacağımı size göstermek istiyorum. Burada bir mikserim var. Blenderım daha doğrusu. Onun içine şurada süzerek bademleri ekleyeceğim. Bunun aynısını fındıkla ya da bunun gibi cevizle, değişik kuru yemişlerle de yapabilirsiniz. Şöyle son içinde 2-3 tane kaldı. Onu da alalım. Bunu blenderımın içine koydum. Gelelim suyumuza. Onu da üstüne ekliyorum. Tam 800 koymuş olduk. Kapağını kapatıyorum ve hızlıca karıştırmaya başlıyorum. Şimdi burada durduracağım. Kapağını açıyorum. İstiyorsanız sonradan da koyabilirsiniz ama ben önden koymayı tercih ediyorum. Şöyle bir yarım çay kaşığından az tarçın atıyorum. Ve bir tatlı kaşığı da balımı şöyle sıyırarak içine ekliyorum. Şimdi bunu son bir kez daha karıştıracağım. Kapatıyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Hazır deneyeceğim çünkü daha süzdürüp tülbentten geçirmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunu kenara alıyorum. Ufak bir süzgecim var. Onu kabımın üstüne koyacağım. Üzerine de böyle ince bir mutfak havlusu olabilir, daha ince bir tülbent olabilir. Hepsini kullanabilirsiniz. Şöyle hafif ortasını bulayım. Şöyle bir göstermek için açık bırakacağım size. Bunun içine yavaşça sütümü eklemeye başlıyorum. Arada da bir kaşık yardımıyla böyle tepeden karıştırarak dibe çökmesini sağlayacağım. Taştı. Bunu bu arada daha da kolay bir yöntem olan sıkmayla da yapabilirsiniz. Onu da şöyle göstereyim. Böyle. Böyle sıkarak. Yine süzgeçten geçirin ama. Daha da ince atıyor çünkü. Böyle. Şimdi burada ufak bir teknik bilgi daha vermek istiyorum. Çünkü bunun içindekini şimdi çıkaracağız. Hemen göstereyim. Bunu yaparken bir yandan bir fırın tepsisi alıp bu sıktığım bademi de şöyle tepsiye bırakacağım. Aynı şekilde kalan bütün sütümü de burada süzdürüp bu işleme devam edeceğim. Şimdi tadına bakmadan önce bir iki tane daha detay vermek istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi elimizde nelerimiz var? Çok güzel bir badem posamız kaldı. Onu da istiyorsanız bir kere daha mutfak robotundan geçirip biraz daha ufaltabilirsiniz.
Onu da şöyle iyice bir tepsiye yayıyorum. Bunun istiyorsanız kabuklarını da çıkararak yapabilirsiniz öncesinde, eğer üşenmiyorsanız. Bunu arada sırada karıştırarak 50 derecelik fırında yaklaşık bir 4-5 saat karıştıra karıştıra kurutacağım. Ve elimde ev yapımı bir badem unu olmuş olacak. Böylece posasını da atmamış olacaksınız. Keklerinizin içine kullanabilirsiniz, tatlıların içine kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Ben şimdi şu badem sütünün tadına bakmak için bir bardak almak istiyorum. Tadına da bakalım. Bayağı güzel. Bayağı lıkır lıkır içilir yani. Bununla ilgili son bir detay daha vermek istiyorum. Badem sütünü kullandınız, yaptınız. Ne kadar tutabiliyoruz? Yaklaşık 5 gün dolabınızda soğuk bir şekilde muhafaza ederek içmeye devam edebilirsiniz. 5 günden sonra içmenizi çok fazla tavsiye etmiyorum. Bu da ev yapımı badem sütünün raf ömrü olmuş oluyor. Umarım tarifi beğenirsiniz. Kanalda bunun gibi farklı içecek tariflerimiz var. Onları da yukarıda gördüğünüz sağ üst köşedeki i harfle bırakacağım. Videonun sonuna da Selin'cim buna benzer tarifler koyarsan oradan da tariflere ulaşabilirsiniz. Onun dışında kanala abone olmayı, mutfağın tadını çıkartmayı ve neydi, ne diyordum? Bir şey daha söylüyordum. Mutfağın tadını çıkartmayı, kanala abone olmayı ve diğer tariflere bakmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.